Merhabalar Poketto Gaming'e hoş geldiniz. Nintendo Switch'te Digimon Story Cyber Sleuth'un yeni bir bölümüyle beraberiz. Evet arkadaşlar, önceki bölümümüzde avatarımızı almıştık sonunda ve artık ajansa, yani bu dedektiflik bürosuna geri de dönebiliriz. Kavlun. Şimdi şöyle. Evet diyeceğiz ve logout olacağız. Tek parça şeklinde geri dönmeyi başardın. Beklediğimden daha zor oldu. Ama hala bu yeteneklerin çok şey değil diyor. Alışılageldik değil diyor. Pardon mi? Kiyo-chan. Burada başka bir dedektifimiz var. Yine beni mi izliyordun seni yaşlı adam diyor. Evet, yine yaptım falan. Buradaki şöyle, bu Green Man denilen adam bir dedektif. İsmini tam hatırlayamadım, birazdan şimdi söylenir. Senin bir vaka için müşteri mi var diyor, özür dilerim diyor. O da diyor, yo diyor, yani bu bir vaka değil. O zaman bu kim diyor. Ben asistanım, dedektifin asistanıyım. Dedektif Matayoshi. Dedektif Matayoshi bu Kyoko'nun babasının eski bir dostu. Kyoko'nun babası da bir dedektif. Matayoshi ile birlikte eski arkadaşlar. Dolayısıyla bunların arasında böyle ilginç bir aile bağı tarzında bir şey var. Ayrıca bizim bu Kyoko'nun da bir çılgın kahve fantezisi var. Değişik kahveler deniyor ve bu kahveler ölümcül olabiliyor. Lezzetleri yani ölümcül olabiliyor. Ama hiçbir seferinde vazgeçmiyor. Asistanım için endişelenmene gerek yok dedi. Onun dedi nedenle özel bir bağ var. Yani connection. Potansiyelimizin yüksek olduğundan, yani onun araştırmaları ve vakaları için bizim potansiyelimizin yüksek olduğundan bahsediyor. Burada hala bir Eden sendromu ile ilgili bilinmezlikler var ve aslında Kyoko'nun üzerine gittiği, araştırdığı şey bu. Yani bu Eden sendromu neden oluyor, niye oluyor? Şimdi bu merkez hastanesindeki Central Hospital'da bir sürü Eden sendromdan gelen insanlar var ve bunların semptomları vesaire kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor, ilerleyebiliyor. Yani stabil değil ve bunun tam olarak neyin sebep olduğunu şu an hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama hani bu yaşananların hepsinin arkasında Kamishura Enterprise var. Yani sen öyle mi düşünüyorsun dedi. Evet dedi. Kamishura dedi hastanenin arkadan kontrolünü sağlıyor. Ve ayrıca aynı Kamishura Eden'in de sahibi, kurucusu. Dolayısıyla yani ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, hasta sayısının arttığını, semptomların gittikçe daha kötüye ilerlediğini ve Kamishiro'nun bu yaşanan olayları temizlemek için bir şeyler çevirdiğini, yani insanları susturmaya çalıştığını vesaire filan gibi şüpheler var burada. Bir hala kahve muhabbeti var. Yok, benim kahve için vaktim yok, istasyona gitmeliyim dedi ve kaçtı. Yani aslında adam bildiğiniz kahveden kaçtı. Dikkat et onun kahvelerine, özellikle rengi ve bu yani kıvamı farklı olanlara. Korkarım bir gün hani kahveden dolayı gideceğiz gibi bir hani şey var. Bizi uyardı kahveleriyle ilgili. Kiite no tori da.
Şimdi Eden sendromun geldiği durum ve bunun arkasındaki Kamishiro'nun neler çevirdiğine dair bunu çözmemiz lazım yani. Burada hani güvenlikle ilgili de pek çok şey var. Ayrıyeten yani senin bu ilginç vücudunla birlikte Eden de başına ne geldi? Aslında bunların hepsini öğrenmek için hani bunun üzerine gitmeliyiz diyor. Ben merkez hastanesine gidiyorum. Ondan sonra sen de benimle birlikte oraya gelirsen güzel olur dedi. Şimdi birlikte artık hastanenin yoluna gideceğiz. Tabii hastanede bazı şeyleri öğrenmek kolay olmayacak. Ama sihirli kelimemiz var. Açıl susam diyeceğiz ve kapılar önümüzde açılacak gibi böyle bir espri yaptı. Ben önden dikkat çekeceğim diyor yani. Soruşturacağım. Sen de bu sırada Special Ward denilen bir kat var. Hani daha doğrusu senin de orayı araştırmanı istiyorum. Şimdi zaten bunu bizden neden istediğini anlayacaksınız. Çünkü sadece bizim yeteneklerimizle yapılabilecek bir olay bu. Aradaki bu anime görsellerini, anime anlatımlarını çok seviyorum ya. Oyun içerisinde bu tarz şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi burada uzaklara dalan düşünceler içerisinde ruh hali de biraz depresif olan yeni bir karakter var. Utangaç kız. Şimdi. Neye bakıyorsun diyebiliriz. Hey kız daha önceden tanışmış mıydık diyebiliriz ama biz kibarız. Dolayısıyla merhaba diyeceğiz. Ama o bizim kadar kibar değil, arkası dönüp gitti. Şimdi şöyle bir göz atalım. Etrafta madalyon vesaire var mı? Parlayan bir nesne. Yok. Bu şekilde olan ankeserli telefonlar iki yere bağlantı sağlıyor. Bir Digilab'a, ikincisi Eden'e. Yani bu şekilde olanları gördüğünüz takdirde iki alana da erişim sağlayabiliyorsunuz. Evet, şimdi Special Ward dediği bu özel ilgilenen kata çıktık. Burada güvenlikler var. Ve sadece hasta yakınlarının vesaire girmelerine izin veriyorlar. Burada herhangi bir sebebin olmadan yani özel bir durumun olmadan içeriye giremeyeceğimizden bu durumda da burada yüksek riskli bir deneme yapıyormuşuz. Bu içeri girmenin bir çeşit yolunu bulacağız. Bu arkadaş daha agresif. Kaybol buradan diyor. Şimdi biz buraya bir şekilde gireriz. Gireriz ama nasıl gireriz? Şimdi. Evet, connect jump alanımız var burada. Kimsenin dikkatini de çekmeyiz herhalde. Yine bir ağa bağlandık. Bu ağ üzerinden hareket ederek ulaşmamız gereken bu kapının arkasında bakalım bir kaynak var mı? İki tane bızlık geldi. Bizim bu arada Digimon'umuzu iyileştirsek iyi olur. Termon bakalım level atlaması ne kadar var? Level atlayana kadar dayanır. Biz bu arada da hippie kapsüllerimizi kullanmamış olur muyuz derken
çıkışa geldik. Zaten çok uzun bir ağ değilmiş. Bize bırak. Biz hallederiz. Benim de asistanımdan beklenileceği üzere dedi. No way. Kendi fiziksel vücudumuzu görüyoruz şu an. Tabii bu bizi şoka uğrattı. Beklediğim kadar iyi durumda olmadığından ben de Eden sendromuna yakalanmış olmalıyım dedi. Ve burada gerçeği öğreniyoruz. Biz de Eden sendromuna yakalandık. Burada bakalım Eden sendromu ile ilgili. Gizemli hastalık belirtileriyle birlikte kullanıcılar komaya giriyorlar ve bunlar genellikle Eden'e bağlıyken, Eden sunucusuna bağlıyken başlarına geliyor. Semptomlar alışılmadık ve hani dijital world'de vakit geçiren insanların başına daha sık geliyor. Şimdi Eden sendromu ile ilgili burada bazı bilgiler var. Komada kalan tabi vücut zamanla zayıflıyor. Komplikasyonlar daha belirgin hale gelmeye başlıyor ve gittikçe daha kötü olup ölüme kadar gidebiliyor dedi. Şu an için henüz Eden sendromunun neyin sebep olduğunu bilmiyorlar. Tabi burada Kamishura Enterprise da hani bu arada hükümet ajanslarıyla, agency'leriyle çalışıyormuş. Şimdi bazı bir takım bilgiler öğrendik. Derken Shy Girl, utangaç arkadaş. Sen neden buradasın dedi. Bu alanın limitli bir alan olduğunu ve güvenlik tarafından girişe içerdiğini nasıl geldiğinden bahsetti ve sen kimsin diyor. Sen kimsin? Don't answer the question with question. Soruya soruyla cevap verme, bana cevap ver. Dedektifin asistanı olduğumuzdan bahsettik. Cremie'yi biliyor. O zaman sen şu an Eden sendromunu araştırmaya geldin değil mi? Benim de sormak istediğim bazı şeyler var dedi. Ben de senin sorularına cevap vereceğim. Yanlış anlama. Sadece yani yanlış anlaşılmaları temizlemeye ve kendi ismimi temizlemek için buradayım dedi. Kamishura, I've got a question. I can answer them, I think. Tamam. Şimdi Eden sendromunun henüz bir şeyi var mı, tedavisi var mı? Henüz bir tedavisinin olmadığını, derin uykunun devam ettiğini. Eden sendromunda bulunan insanlara Who is that patient? Birkaç gün önce geldiğini, onun için endişelendiğini. Yalnız siz birbirinize benziyorsunuz. İkiz olabilir misiniz dedi. Tabii şimdi bizim fiziksel vücudumuz olduğunu öğreniyor. Şimdi burada bizim Kamishiro Enterprise ile ilgili şüphelerimizden bahsediyoruz. O da diyor ki, hayır diyor, Kamishiro diyor buna diyor bir tedavi bulmaya çalışıyor. Ondan dolayı bu özel kat inşa edildi. Burada uzmanlığı olan insanlar, yani bu alanla ilgili uzmanlığı olan insanların çalıştığından bahsediliyor vesaire vesaire. Bu önemli konuşmayı kestiğim için özür dilerim ama benim de burada bazı ziyaretçilerim var, artık çıkmamız gerekiyor mevzusuna geldi. Çok sıkı çalıştığınız için teşekkür ederim. Miss Ray, bugün gelmenizi beklemiyordum dedi. Kishibe-sama, 仕事中ですので
Şimdi bu birazcık değişik samimiyeti ve değişik davranışları olan insanlar fazla samimiyet gösterdiği için gard orada dedi ki ben şu an görev başındayım lütfen dedi hani biraz daha ciddi olalım gibisinden. Bunların arkasında olabilir mi? Biz elde etmek istediğimiz bilginin bir kısmını elde ettik. Şimdi oradan çıkman lazım. Dikkat et dedi. Benim de burada bazı ziyaretçilerim var dedi. Acele etme ve acele etme. Güvenilir adımlar. Saklan dedi. Çabuk dedi. Biz de şimdi saklanıyoruz. Miss Ray dedikleri hanımefendi bu. Dear Yuko, sana güvenebilirim değil mi dedi. Bugün hani ziyaret listesinde yoktunuz ama ben ziyaret listesinde yokum dedi. Ben diyor burada bir şeyler olduğunu şey yapıyorum. Çok güçlü tepki verdim dedi. Şimdi burada aslında şüpheleniyor. Bir şeyler mi çeviriyor diye acaba. Sen burada ne yapıyorsun dedi. Özel bir şey yapmıyorum dedi. Bir piknik mi düzenliyorsun dedi. Evet dedi. Yok hayır hayır dedi. Yani burada aslında ne denir onun adına? Tuzak soruya tepki verdi. Bu arada Yuko'ymuş arkadaşımızın adı. Belki de başka biri vardır burada. Acaba bir erkek arkadaş mı? Öyle bir şey değil dedi. Belki dedi kız arkadaş da ooo filan dedi. Ben de o zaman etrafa bakayım dedi. Şimdi bizim artık bir şekilde buradan saklanmamız gerekiyor. Şimdi çözdüm dedi. Burada dedi birileri var dedi. Yuko'nun işte birlikte olduğu biri Yuko Guardian diye falan diye böyle takılıyor. Ama içeride kimse yok. Bazen buraya bir ya da iki erkek arkadaşını çağırabilirsin. Ben de senin yaşlarından geçtim vesaire filan. Nereye gitti? Çünkü biz dijital ağda yolculuk yapabiliyoruz. Connect Jump'la arkadaşlar şeyi kurtardık. Şimdi bizim HP'miz çok düşük, ondan dolayı biraz tedirginim. Çok hasar vermezsiniz, sevinirim. Tamam, şu yetenekle eğer herhangi biri dodge vesaire miss olmazsa güzel. Bir sonraki tura kalsaydı zaten HP'miz yetmeyecek. Şimdi bizim mecbur, ben ne olur ne olmaz şuradan bir çantama gireyim. Bir de hippie kapsül kullanayım. Tamam. Hani zaten çıkış yakın, bir şey olacağı yok da. Derken böyle bir şeyle karşılaşıp da sorun yaşamamak için. Şimdi gerçi bu arkadaşları yenince level atlayacağız. HP'miz ve SP'miz yenilenmiş olacak. Fullenmiş olacak. Ceremon. Ve logout. A'dan çıkıyoruz. Lobby'ye dönelim. Kuremi'nin bizi orada bekliyor olması lazım. Hadi ofise dönelim dedi ve bulduklarımız üzerine konuşalım. Kendini, fiziksel vücudunu bu şekilde görmüş olman seni şok etmiş olmalı. Etti. Bunun bir çözümünü bulabileceğimizden eminim.
Sen ilk Eden sendromuna kapılanlardansın. Bu şeyde, soruşturmada, yani inceleme, bu vakada aceleci davranamayız. Sakin kalmalıyız, soğukkanlılığımızı korumalıyız ve bu şekilde adım atarak ilerlemeliyiz dedi. Burada da Kuremi'nin babasının zamanında çok söylediği sözlerden biriymiş. Evet, şimdi bakarsak bir sonraki planımız nedir? Gerçek vücuduna dönmek istemiyor musun? Bunun neden olduğunu, neden bunları yaşadığını, hakikati öğrenmek istemiyor musun dedi. Tabii ki istiyoruz. O zaman karar verildi. Burada benim yanımda asistanım olarak çalış. Birlikte Eden'deki ve Eden'deki davaları alır ve siber suçları çözebiliriz dedi. Don't worry, senin, yani endişelenme, senin ciddi bir potansiyelin var. Bu yan tarafta işte oda ve tablodan bahsediyor bize. Tam cyber bu siber suçları araştırma vesaire olayı tam sana biçilmiş kaptan dedi. O zaman bir anlaşmamız var. Sen benim siber dedektif asistanımsın. Kanepeye otur, dinlen, biraz kahve yapayım ve hani bunu kutlamak için kahve içeyim. Kahve. kırmızı fasulyeler vesaire falan, böyle ilginç bir kahve geldi gene. Hepsini içeceğiz. Direkt gireceğiz olaya. Bin Cyber Flute Point kazandık. Bu Cyber Flute olaraktan bizim rütbemizin yükselmesine neden sebep olan şeylerden, yani yükselmesine yardımcı olan şeylerden biri. Bu yükseldikçe biz de daha iyi bir dedektif haline geliyoruz. Evet, ne yaptık? Avatarımızı elde etmiştik. Sonrasında bu Eden sendromu ve bizim başımıza gelen diğer patientları, yani hastaların başına gelen şeyi araştırmak için Kamishiro Enterprise'den şüpheleniyorduk ve gittik hastaneye, bunu soruşturduk. Bazı farklı, daha önceden bilmediğimiz bilgilere sahip olduk ve bu bilgiler doğrultusunda artık dedektif Kuremi'nin asistanı olarak, yani siber dedektif asistanı olaraktan çalışmaya başladık. Aramızda bir anlaşma yaptık. Ve bu bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden son sürat devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.